Merhaba arkadaşlar, Güç Elektroniği'nin 17. dersine geçmiş bulunmaktayız. Biz bu Güç Elektroniği 17. derste tam köprü doğrultucuları işlemeye başlıyoruz arkadaşlar. AC-DC dönüştürücülerde yarı köprü doğrultucuları yani yarım dalga doğrultucuları işlemiştik. Şimdi kontrolsüz ve kontrollü olarak tam köprü doğrultucuları da işledikten sonra, rezistif ve indüktif yükle inceledikten sonra AC-DC dönüştürücüleri bitirmiş olacağız arkadaşlar inşallah. Başlayalım. Şimdi kontrolsüz tam köprü doğrultucu. Rezistif yükte. Arkadaşlar bakın buraya dikkat buyurun. Burası, bu devre bizim tam köprü doğrultucu devremizdir. Bakın bunun AC kaynağımızın pozitif ucu buradaki diyotların bulunduğu kabloya, negatif ucu da buradaki kol akımına bağlanmıştır. Şimdi bu tam köprü doğrultucuda dikkat ederseniz arkadaşlar kaynağımız yine sinüs dalgası, çıkış gerilimimiz ise hem pozitifte hem negatifte pozitif yönde çıkış sağlamış ve iki yönde de çıkış sağladığı için biz buna tam köprü doğrultucu diyorduk. Diğerine yarım dalga diyorduk. O niye? Çünkü yarısını geçiriyordu, yarısını geçirmiyordu. Bu tam geçiriyor. Şimdi arkadaşlar beraber inceleyelim. Bakalım bu nasıl hep pozitif yönde çıkıyor, beraber inceleyelim. Bakın buradan akımımız akmaya başladığında pozitif yönde. Önce VS kaynağımızın pozitif alternansını tamamlayalım. Buradan pozitif alternans kendini tamamlamak istediğinde bakın bu böyle geldiği zaman şu diyot 1 olsun bu. Diyot 1'in üzerinden geçer. Rezistif yükün üzerinden de geçtikten sonra bakın arkadaşlar tabi şuradan geçemez. Bu yönden devam etmek isteyecek. Buradan diyot 4 olsun bu da. Diyot 1, diyot 2, diyot 3, diyot 4 olsun. Diyot 4'ün üzerinden kendisini arkadaşlar tamamlayacak. Yani pozitif alternansımız kendisini kırpılmış bir şekilde, doğrultulmuş bir şekilde tamamlayacak. Negatif alternans, şimdi negatif alternans da kendini tamamlamak isteyeceği zaman burası artı, burası eksi olacak bu sefer. Buradan devam edecek kendini tamamlamaya. Kendini tamamlamak isteyecek. Bakın arkadaşlar buradan devam ediyor. Buraya geldiği zaman diyot ters bağlı olduğu için buradan geçemeyecek. Normalde buradan devam etmesi gerekirdi. Buradan geçemeyeceği için mecbur bu yönden, yine diğer yönden devam edecek. Bu şekilde şuradan kendini tamamlamak isteyecek. Ama orada da diyot ters yönde olduğu için bu yönde, yine diğer yönde yani kendisini tamamlayacak arkadaşlar. O yüzden hep aynı yönde çıkışımız oluyor. Bunun mantığı da bu. Yani zaten baktığınız zaman anlaşılıyor ama bunu bilmeyen ya da yorumlayamayan arkadaşlar olabilir diye açıklamaya çalıştık. Şimdi burada diyot gerilimimiz var arkadaşlar. Yani diyot gerilimimiz, bakın pozitif yönlü diyot gerilimimiz nedir? Yani şu yönde akışımız sağlandığı zaman diyot gerilimimiz sıfırdır. Çünkü diyotları hep doğru yönde yakalıyoruz. Kablo görevi görüyor diyotlar. Ama negatif yönde diyotlarımız ters yönde bizi karşıladığı için, mesela bu yönde kendini tamamlamak isteyecek ya. Bakın burada diyot ters yönde bizi karşıladığı için negatif yönde diyot gerilimimiz var. Bu şekilde oluyor. Pozitif yönünde aynı şekilde diyot gerilimimiz sıfır, kablo görevi görüyor. Negatif yönde diyot gerilimimiz her zaman oluyor ve neye eşit oluyor? Bizim kaynak gerilimimize eşit oluyor. Biz buna anahtar gerilimi diyorduk. Kaynak akımımız nasıl değişiyor burada? Kaynak akımımız arkadaşlar burada aynı şekilde devam ediyor. Yani kaynak akımımız kaynak gerilimine benzer bir şekil olarak çıkıyor tam köprüde. Bizim çıkış akımımız nasıl oluyor? Çıkış akımımızda rezistif yük olduğu için ne diyorduk? V eşittir I çarpı R formülünden çıkış gerilimine benzer bir şekil elde ediyorduk çıkış akımında. Rezistif yük olduğu için bu da nedir? Diyot akımıdır. Şimdi diyot pozitif yönüne geçiriyordu, sıfırdı. Pardon, diyot pozitif yönüne geçiriyordu yani. Gerilim direnç sıfırdı. Biz o yüzden gerilim de sıfır diyorduk. Pozitif yöne geçirdiği için pozitif yöne bir akım var diyotta. Negatif yönde diyot ne yapıyordu? negatif yönde geçirmiyordu, sabitti. İşte negatif yönde akım geçirmediği için akım sıfırdır diyoruz biz orada. Pozitif yönde geçirdiği için akım var. Negatif yönde geçirmediği için akım yok diyor, takımı yok diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Yapacağımız hesaplamalar var yine. Bizim 8 tane hesaplama başlığımız vardı. Bunları tek tek inceleyelim şimdi. Şimdi bu temel devre şekillerini elde ettikten sonra burada biz çıkış geriliminin ortalama değerini hesaplamak istersek VDC eşittir 1/T 0'dan T'ye ve 0T DT olarak hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. En son buradan ne çıkıyor? Bu çıkan formül çok önemli. VDC eşittir 2 çarpı Vmax bölü pi, o da 0.636 çarpı Vmax oluyor. Bu formülü bileceğiz. Yani bu hesaplamayı yapabilmek için bu formülü bileceğiz. Burada zaten pi ne demek falan biliyoruz yani bunları. Bu formülü ezberleyeceğiz. Başka yolu yok. Çıkış akımının ortalama değeri, bakın yine benzer bir formülden. Çıkış akımı eşittir 1/T 0'dan T'ye i0 t dt integral. Bu da çıkış akımımız en son ne çıkıyor? 2/pi I max. Bu da 0.636 maksimum akım çarpı maksimum akım çıkıyor. Bunu da arkadaşlar ezberliyoruz. Buradan da ortalama çıkış gücümüz çıkış akımımızda çıkış gerilimimizin çarpımına eşittir. Kaynaktan çekilen akımın etkin değerini hesaplamak istersek eğer, formülde biraz değişiklik oluyor. Bakın dikkat edin, kaynaktan çekilen akımın etkin değeri için biz ne yapıyoruz? 1/T 0'dan T'ye IST'nin karesi DT ve karekök içinde. En son çıkan şey önemli bizim için. Buradan da kaynaktan çekilen etkin akımımız 0.7 çarpı I maksimuma eşitmiş. Bizim şeylik neye eşitti? Bakın yakın değerler. Çıkış akımımız neye eşitti? 0.636 I max. Kaynaktan çekilen akımımız neye eşit? 0.7 I max. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Kaynaktan çekilen etkin güç, her zaman söyleriz. Bize zaten etkin gerilimi verir. İşte formülümüzden de 0.7 I max da IS'ye eşit. Buradan ikisinin çarpımı bize kaynaktan çekilen etkin gücü verir. Arkadaşlar güç katsayısına baktığımız zaman güç katsayısı gördüğünüz gibi bunlar aynı fazda. Rezitif yükte fazlarımız bozulmaz zaten. Aynı fazda olduklarından dolayı kosinüs fi eşittir nedir? 1'dir. Fazlar aynı çünkü kosinüs 0 oluyor. 0 da 1'e eşit oluyor. Anahtar gerilimleri ne demiştik biz? Bizim anahtarımızın gerilimi devrenin maksimum geriliminden %30 daha fazla olması gerekir. Yani dayanma gerilimi. Bak bu şey, yanlış anlamayın. Bunun anahtarımızın dayanma gerilimi devrenin maksimum geriliminden %30 daha fazla olması gerekir. Anahtar akımımız da, yani anahtarın dayanma akımı da diyelim, dayanabileceği akım miktarı da yine %30 daha fazla olması gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar aynı devremizi, kontrolsüz tam köprü doğrultucumuzu bir de endüktif yükte inceleyelim. Şimdi biz burada kontrolsüz dememiz nedenimiz diyot kullandığımız için. Bunu daha önce söylediğim için de tekrar söylemedim ama yine söyleyeyim. Diyot kullanırsa kontrolsüz, çünkü diyot kontrol edilemeyen bir güç elektroniği devre elemanıydı. Tristör ise kontrol edilebilen. Yani biz alfalık bir açıyla, tetikleme açısıyla tristörümüzü kontrol edebildiğimiz için kontrol ediyorduk. Şimdi diyot kullanıyoruz. Kontrolsüz bir eleman kullanıyoruz. O yüzden kontrolsüz tam köprü doğrultucu diyoruz. Aynı şekilde endüktif yükü şimdi incelersek arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar fark olarak ne fark var? Çıkış gerilimimiz yine aynı. Endüktif yükte çıkış gerilimimiz aynı. Tamam, diyotumuz da aynı. Zaten devre aynı devre. Bakın burada çıkış akımımız değişiyor. DC bir akım elde ediliyor da tam da DC değil aslında, şuradaki kesikli çizgideki gibi çıkıyor. Ama biz bunu hesaplamaları daha kolay yapabilmek için düz diye kabul edeceğiz. Yani endüktiflik ne kadar çok olursa bu çıkış akımı o kadar düz olur. Bize çok endüktif yük için bunu hesaplama yapacağız. O yüzden hesaplamaların daha doğru, daha düzgün çıkabilmesi için, daha kolay olabilmesi için biz bunu düz kabul edeceğiz arkadaşlar. Bunu düz bilin. Çıkış akımımız düz. Kaynaktan çekilen akımımız nedir? Kaynaktan çekilen akımımızda arkadaşlar bunu da böyle iyi bilin. Kaynaktan çekilen akımımız kare dalga şeklinde çıkar. Yani kaynaktan çekilen akımımızda pozitif yönde ve negatif yönde kaynaktan akım çekiliyor sonuçta arkadaşlar. Bu sabitlik neden? Sabitlik neden? Sabitlikte yine bu kare dalga şekline çıkmasının nedeni de endüktif yükten dolayı diyot akımımız da bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bunları tekrar yorumlamayacağım. Zaten bunları artık yorumlayabileceğinize inanıyorum. Şimdi çıkış geriliminin ortalama değeri. Burada çıkış geriliminin ortalama değeri yine bakın aynı çıkışı elde ettiğimiz için rezistif yüktekiyle burada da VD'si eşittir 1/T sıfırdan T'ye integral ve sıfırda T dt formülünden yine 0.636 çarpı V max elde edilir. Burada çıkış akımımız rezistif yüktekiyle aynı değil. Burada I max olarak dümdüz bir şekilde çıkıyor. O zaman çıkış akımının ortalama değeri nedir? I çıkış akımı eşittir I max'tır. I max da neye eşittir? V max bölü empedanstır. Yani L artı R'dir. Buradan ikisinin çarpımından, çıkış akımı ve çıkış geriliminin çarpımından ortalama çıkış gücünü buluruz. Kaynaktan çekilen akımın etkin değeri ise, bakın arkadaşlar buraya dikkat buyurun. Eğer bizim kare dalgamız varsa, sinyalimiz kare dalga ise biz buradan bu sinyalin etkin değerini bulmak için, bu kaynaktan çekilen akımın etkin değerini bulmak için aktiflik süresine bakıyorduk. Buna D derler, duty cycle derler. Burada K diye gösterilmiş. Şimdi burada K arkadaşlar neydi? Aktif olduğu süre bölü tam periyottu. Şimdi şu araya T1 dersek 0 pi arasına, bu pi ile 2 pi arasına da T2 dersek T1 artı T2 bizim ne olur? Periyodumuz olur. Peki aktiflik süresi ne olur? Burada ne? Bakın burada hem pozitif yönde aktif hem negatif yönde aktif. Yani şurada böyle 0 şeklinde devam etseydi inaktif diyecektik. Sadece burası aktif olacaktı. Bu 0'dan 2 pi'ye full aktif olduğu için T1 artı T2 bölü T1 artı T2 toplamını alıyoruz bir de. Bizim K'mız yani aktiflik süremiz oranımız neymiş? %100. Yani 1. Formülümüz neydi zaten bizim? Kaynaktan çekilen akımın etkin değeri ISRMS eşittir kök K çarpı I maksimumdu. Buradan K 1 olduğu için bizim kaynaktan çekilen akımın etkin değeri eşittir I maksimum oluyor. Yani arkadaşlar I, bu da yaklaşık bir değerdir. Bakın o zaman burada ne demek? Kaynaktan çekilen akımın etkin değeri ile bizim çıkış akımının ortalama değeri birbirlerine eşit gibi, yani oran olarak eşit diyebiliriz. Çünkü diye restif yükte neydi? 0.636 ile 0.7 öyle küçük bir fark vardı. Burada o fark yok. Kaynaktan çekilen etkin güç iki değerin çarpımı. Ne diyorduk? Bize bunu verir diyorduk. Etkin gerilimimizi verir diyorduk. Kaynaktan çekilen etkin akımımızı da buluyorduk ve ikisinin çarpımından kaynaktan çekilen etkin gücü buluyoruz arkadaşlar. Burada güç katsayısına baktığınız zaman çıkışta yine DC elde edilmiş ama bakın burada faz farkı olmadığından dolayı yine güç katsayımız cos phi eşittir 1 diyebiliriz. Burada yani neymiş arkadaşlar? Tam köprü doğrultucuda kontrolsüz olarak endüktif yükte incelediğimiz zaman faz farkı oluşmuyormuş arkadaşlar. Bakın. Anahtar gerilimimiz, bunu artık çok söyledik. %30 daha fazla olması gerekir. Anahtar akımımız da aynı şekilde çıkıyor. %30 daha fazla olması gerekir arkadaşlar. Şimdi burada bir örnek verilmiş. İnceleyelim. 220 volt 50 Hz şebekede çalışan tam dalga köprü kontrolsüz doğrultucu. Onluk rezistif bir yükü beslediğinde oluşacak tüm devre parametrelerini, onluk endüktif bir yükü beslediğinde oluşacak tüm devre parametrelerini hesaplayınız. Burada hesaplanmış. Bizim neydi arkadaşlar? Önce çıkış gerilimini hesaplarsak çıkış gerilimi eşittir 0.636 çarpı V maksimumdu. V maksimumda V RMS çarpı kök 2 idi. Bunu şebekeye 220 volt verdiği için bu bizim etkin gerilimimiz oluyordu. 220 çarpı kök 2 311 volt bizim V maksimumumuz oluyordu. Buradan çıkış gerilimimiz o zaman 197.79 volt olarak bulunur. Yine rezitif bir yükte çıkış akımının ortalama değeri formülümüz çıkış akımı eşittir 0.636 çarpı I maksimumdu. Buradan da çıkış akımımız I maksimum nasıl buluyorduk? V maksimum bölü R diyorduk. V maksimum 311. R'miz de 10'luk olduğu için 31.1 amper. Buradan da çıkış akımımız 0.636 çarpı 31.1'den 19.77 amper geliyordu. Ortalama çıkış gücümüz PDC eşittir IDC çarpı VDC formülünden iki değerin çarpımı. Bu da 19.77 bizim de değerimiz çıkış akımı. 197.79 bizim çıkış gerilimimiz olduğundan dolayı 3.91 kW da bizim ortalama çıkış gücümüz oluyor arkadaşlar. Rezitif yükte kaynak akımının etkin değeri neydi arkadaşlar? Kaynaktan çekilen akımın etkin değeri bu sefer 0.7 çarpı I max'tan 19.77 değil de 21.77 amper geliyordu bizim kaynaktan çekilen etkin akımımız. Buradan da kaynaktan çekilen etkin güç 21.77 çarpı 220 bunu verir diyorduk. Bak 220 volt verdi bize kaynak gerilimini. O da bizim etkin değerimiz olarak kabul ediyorduk. 21.77 çarpı 220'den 4.78 kW çıkıyor bizim kaynaktan çekilen etkin gücümüz. Rezitif yükte anahtar gerilimi ne oluyordu? %30 daha fazla olması gerektiğinden neyden? Maksimum gerilimden %30 daha fazla olması gerekir. Yani bizim diyotlarımızın gerilimi 400 volta eşit ya da büyük olması gerekir. Anahtar akımımız ne olması gerekiyordu? Maksimum akımdan %30 daha fazla olması gerekiyordu. Bu da 40 amperden daha büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çok endüktif yükte çıkış geriliminin ortalama değeri. Aynı değerleri bir de endüktif yükte inceliyoruz B şıkkında. Neydi? Çıkış gerilimimiz aynı olduğu için burada yine 0.636 çarpı V maksimumdan 197.79 buluyorduk çıkış gerilimini. Aynı çıkışı elde ediyoruz. Ama burada ne oluyordu? Çıkış akımımız farklılaşıyordu. Çıkış akımımız da I maksimuma eşit oluyordu. Bu da V maksimum bölü R'den 31.1 amper olarak elde ediyorduk çıkış akımını. Buradan böyle olduğundan dolayı bizim ortalama çıkış gücümüz de değişecek. Bu da 6.15 kW'a çıktı arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Kaynak akımının etkin değeri neydi? Bu sefer kaynak akımımız bizim I maksimuma eşitti. I maksimum neydi? 31.1 amperdi. O zaman kaynak akımının etkin değeri 31.1 amper. Burada dikkat ederseniz kaynak akımımızın etkin değeriyle çıkış akımımızın değeri, ortalama değeri birbirlerine eşit çıkıyor arkadaşlar. Çok endüktif yükte kaynaktan çekilen etkin güç. Bunu nasıl hesaplıyorduk? Çok endüktif yük niye diyorduk? Çünkü biz düz bir çizgi olarak çıkış akımını düz bir çizgi olarak kabul ettiğimizden dolayı çok endüktif yük diyorduk. Yani çok endüktif yükte çıkış akımımız düz çıkıyordu. Buradan ne oluyordu? Biz zaten kaynaktan çekilen etkin akım değerini bildiğimiz için bize de zaten kaynağın etkin değeri, kaynak geriliminin etkin değeri verildiği için bu iki değeri çarpıp 6.84 kW buluyorduk arkadaşlar. Anahtar gerilimi 400 volttan büyük olması lazım. Neden? Maksimum gerilimden %30 büyük olması lazım. Maksimum akımdan da %30 daha fazla olması gerektiği için diyot akımının, anahtar akımının 40 amperden büyük olması lazım arkadaşlar veya eşit olması lazım. Evet arkadaşlar, bu derslik bu kadar. Önümüzdeki derste kontrollü olarak inceleyeceğiz tam köprü doğrultucuları. Rezitif yükte ve endüktif yükte. Bu derste yararlandığımız kaynakları ders kaynağı olarak Necdet Yıldız'ın Güç Elektroniği 1 ders notlarından yararlandık. Bu slaytı hazırlamak için Doçent Doktor Selim Börekçi de bizim Akdeniz Üniversitesi'ndeki Güç Elektroniği ders hocamız. Bu derslik bu kadar. Önümüzdeki derste AC-DC dönüştürücülere son vereceğiz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.